Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok kısa süren bir dönemden bahsedeceğim ama çok kısa süren bir dönem bizi hala günümüze kadar etki eden bir dönem. Osmanlı'da Lale Devri. Lale Devri, şimdi Lale Devri'ne geçmeden önce şunu bir anlatmak lazım. Lale'nin ömrü az olur. Kimine göre 2 hafta, kimine göre 2 ay. Mayıs'ta çıkıyor abi, Temmuz'da ölüyorlarmış. Şimdi bu Lale'nin hikayesi aslında Osmanlı Devleti'ne nereden geliyor, nereden geldiği konusunda çok şaibeler olsa da Osmanlı Devleti'nden Avrupa'ya gidiyor. Asya'dan geldiği tahmin ediliyor. Osmanlı Devleti'nden de Avrupa'ya yolculuğu başlıyor. Bu Lale Devri'nin ismi de şuradan geliyor aslında. O dönemin kendi içinde konulan bir isim değil bu. Bu sonradan verilmiş olan bir isim. Bu ismin aslında ortaya çıkışı yine Ahmet Refik Altınay'a dayanıyor. Yine sonraki süreçlerde de o Lale Devri, Lale Devri diye anılmaya devam ediyor. Bu dönemin, mesela şu an elimde bir fırsat olsa, bu dönemin ismini öğrenmek için sizi o döneme göndersem, 1718'lerden bahsediyorum, Osmanlı Devleti'nin, yani kaba tabirle gerileme döneminden bahsediyorum. Bu döneme göndersem siz orada gittiğinizde merhabalar işte ben Lale Devri'ne geldim deseniz 3. Ahmet karşınıza çıkar der ki kardeşim hadi buradan uzak. Böyle bir dönem yok der size. Çünkü bu dönemin isimleri sonradan verilmiştir. Aynı nasıl şimdi 1. Süleyman'dan bahsediyoruz. 1. Süleyman diyoruz ki işte Kanuni Sultan Süleyman. Sizi ben yine 1. Sultan dönemine gönderme gibi bir şansım olsa, niye sizi gönderiyorsam kendimi gönderirdim bu arada. Oraya gittiğinizde Kanuni olmadığını fark edersiniz. Veyahut da 1. Selim dönemine göndersem, yani Yavuz Sultan Selim dönemine, o dönemde de Yavuz denilen birinin olmadığını görürsünüz. Bunlar daha sonradan tarihçiler tarafından verilen isimlerdir. Bizdeki Lale aşkı aslında yine az önce bu ismini geçirdim. Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlıyor. Bu dönemde Osmanlı'da işte köşklere, saraylara laleler ekiyorlar. Bu lale daha sonra bir şekilde ithal yolla Hollanda'ya gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu duman burada var ya, uçuyor bak. Duman uçuyor burada. Lale diyoruz. Efektine abi, ben kamerayı görmüyorum. Kanuni Sultan Süleyman döneminde saraylara, köşklere vesaire sürekli laleler ekiyorlar. Bu da İtalya'yla bir şekilde Hollanda'ya ulaşıyor. Hollanda'da hatta o kadar çok talep oluyor ki halk bir tane laleyi gün içinde defalarca alıp satabiliyor. Bu dönemin borsacıları oluşuyor. Günümüzdeki aynı Bitcoin muhabbeti gibi patlıyor bir anda. Bu arada Bitcoin falan, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Elle tutamadığınız şeylere sakın böyle ulaşmayın. Yavaştan altına doğru yürüyelim. Oğlum ufacık bir param vardı, gittim altın aldım. Altın düştü, zarardayım. Buradan halkı altına doğru yönlendirip altından çıkmam gerekiyor. Hiç kusura bakma, ben bunu burada söylerim. Neyse. Ne, sileceksin mi? Koyacaksın. Tamam, kalsın. Bizim bu Hollanda'daki borsa bir anda patlıyor. O kadar çok alım satım yapılabiliyor ki. Hatta Hollanda'da bütün herkes, yaşlısından büyüğüne, tüccarından yöneticilerine, askerine kadar herkes laleye doğru hücum ediyor. Tabi bu kadar laleye talep olunca lale değerleniyor. Tabi üretimi de artıyor. Üretim o kadar çok artıyor ki bizim bu pahalılaşan lale bir anda çakılıyor. Bu yüzden Hollanda'da insanlar intihar etmeye başlıyorlar. Ya işte ellerinde lale kalanlar vesaire intihar ediyorlar. Bizim bu lale bir şekilde daha sonra tekrar Osmanlı'ya geri dönüyor. İşte aslında bizim Lale Devri dediğimiz dönem burada başlıyor. Lale Devri dediğimiz bu dönemin başlama süreci ise şöyle. Osmanlı'ya ilk önce laleler ekiliyor. Bunda hiçbir problem yok. Bu çok güzel de bir yanı zaten. Daha sonra bizim Avrupa'ya açılan bir kapımız haline geliyor lale. Yine tam bu dönemde 28 Mehmet Çelebi dediğimiz beyefendi Avrupa'ya gönderiliyor. 28 Mehmet Çelebi dediğimiz kişi de aslında Osmanlı'nın bir elçisi. Fransa'ya gidiyor. Fransa'ya gittiğinde, şimdi diyeceksiniz bu 28 Mehmet Çelebi'nin adı nereden geliyor? Bu adam normalde aslında bir Yeniçeri askeridir. Yani 56 tane Yeniçeri'nin içinde 28. bölükte yer aldığı için adı da 28 Mehmet Çelebi diye geçiyor. Fransa'ya gidiyor. Hatta o dönemin Fransız kadınları vesaire bu Türk diplomatı görmek için toplanıyorlar. 28 Mehmet Çelebi tiyatroya gidiyor. Herkes peşinden. Birazcık Türk görelim diye. İnternete, Google'a yazıp böyle 28 Mehmet Çelebi diye bir bakabilirsiniz. Adam heybetli, dağ gibi insan. Tabii Fransızlar ne görmüş öyle Osmanlı erkeğini. Haliyle bizim 28 Mehmet Çelebi'ye diyorlar ki buyur ediyorlar. Buyur ediyorlar. Bizim Çelebi ne bilsin abi, sandalyeyi dört bacak üstünde duran tahtayı. Bizimki şimdi sandalyeyi görüyor. Bozuntuya da vermiyor. Ulan diyor, buna nasıl oturacağız acaba derken yavaşça kalkıyor. Normal yerde oturduğu gibi bağdaş kuruyor. Bağdaş kurmaya çalışırken sandalye bir yere, kavuk bir yere, 28 Mehmet Çelebi bir yere, abi yere kapaklanıyor. Osmanlı'ya bu dönemde koltuk takımının ilk geldiği dönem. Sandalyeler vesaire bu dönemde geliyor. Kaba tabirle 3. Ahmet dönemi olan bu dönem Osmanlı'da zevki sefanın arttığı bir dönem. Şimdi Osmanlı Devleti tam bundan önce sürekli savaş. Harlofçalar imzalamış. Çok büyük topraklar kaybetmiş. Kaybettiği bu topraklar nedeniyle de artık bir sıkılmış. Hatta bu dönemin başlamasından bir yıl önce kadar da Prut Savaşı başlamış. Prut Savaşı'nı deyince kimse bilmez de şöyle anlatayım. Prut Savaşı dediğimiz savaş aslında Baltacı Mehmet Paşa'nın işte Rusları tarihe gömdüğü savaş. Aslında gömebileceği savaştı. Hani Ruslar böyle bir bataklığa kadar sürüklenmiş. Efendim Baltacı devam etseymiş tüm Rusları orada yok edecekmiş ya, anlatılır. Hatta orada bir Katerina varmış. Birinci Deli Petro dediğimiz Sar Petro'nun eşidir kendisi. Onu görmüş, aşık olmuş. Çar'ın eşi Katerina bizim Baltacı'nın çadırına gelmiş falan diye çok rivayetler söylenir ya. Neyse, bence değmez. Çünkü Google'a yazı bakabilirsiniz. Birinci Katerina'ya bakabilirsiniz. Yani değmeyeceğini anlarsınız. Şimdi güzellik ve zevkler birazcık
nedir? Görecelidir. Görecelidir ama gerçekten baltacı olsanız baltayı taşa vurmayı tercih edersiniz. Neyse bu dönemde savaşlar, bilmem neler, anlaşmalar, toprak kayıpları artık Osmanlı'ya gına gelmiş. E tabi burada padişahı mutlu etmek kime düşüyor? Tabii ki de sadrazamına düşüyor. Dönemin sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa, padişah kalkıyor abi peşimde. Padişah yatıyor, beraber gidiyorlar. Şey, yani padişahı yatırıyor. Sabah kalkar kalkmaz. Burada padişah şey gibi oldu sanki. Sadrazamla birlikte yatıyor gibi oldu. O kadar cariyenin içinde herhalde bunu tercih etmez. Neyse sürekli onun yanında. Neden? Padişahı mutlu etmeye çalışıyor. Haliyle bu kadar zevk sefanın arttığı dönemde haliyle Osmanlı'da da abi meyhaneler kuruluyor. Kağıt fabrikaları yapılıyor. Çini fabrikaları kuruluyor. Kumaş fabrikaları, rengarenk kumaşlar üretiliyor. Ama buranın en ilgi çeken yanı ise abi kaplumbağaların üzerine mum eritiyorlar. Mumları dikiyorlar. Kaplumbağa ne yapıyor? Başlıyor gezmeye. Lale dediğin olay tamam gündüz güzel de gece düşünsene ışıkla beraber daha güzel, daha romantik. Tabii bizim Osmanlı bu durumu fark ediyor. Kaplumbağa şey değil ki, Xiaomi'nin evdeki gezen süpürgesi değil ki koordinatları ver geçsin. Kaplumbağalar da bu sefer ahşaptan olan evlere, yapılara girmeye başlıyorlar. Üstünde mum yanıyor. Ne olacak? Ahşaptan ev yanacak. Yanıyor. Ortalıkta yangınlar çıkmaya başlıyor. Tabii bu yangınlara da bir çözüm bulmak gerekiyor. Tam da burada Gerçek Davut denilen bir beyefendi. Fransa'dan devşirmedir bu beyefendi. Gerçek Davut Osmanlı'da tulumbacı ocağını kuruyor. Tulumbacı ocağı dediğimiz günümüzün itfaiye erleri. Şimdi bakmayın, şimdi günümüzdeki itfaiye erleri de zaten çok karizmatik geliyor bana da. Burada birazcık şey mi oldum ben ya? Yürüdüm mü ya? Yok, yürümek istemedim aslında. Neyse, o dönemin tulumbacıları böyle kaslı, heybetli. Neden? Çünkü su taşıyorlar yangınlara. Abi geliyorlar, götürüyorlar, suyu söndürüyorlar, ediyorlar. Hatta o dönemin külhan beyleri dediğimiz Osmanlı'nın kabadayıları. Hepimiz biliyordur, merak etmişizdir. Osmanlı'nın kabadayıları, beyefendileri, ağır abileri. Bu dönemde tam da bu tulumbacı ocağından çıkartılıyor. Yani bu dönemin külhan beyleri Osmanlı'da, İstanbul'da özellikle bu teşkilat var. İstanbul'da ağalıklarını ilan ediyorlar. Hatta kendi aralarında kavga ediyorlar. Kendi işlerinden, tulumbacı ocağından bir rivayete göre birisinin karısı kaçırılıyor. Abi komple mahalleyi dövüyorlar. Komple mahalledeki herkesi dövüyorlar. Ulan düşünsene birinin karısı kaçırılıyor. Gidiyorlar hepsini dövüyorlar. Öteki adamın ne suçu var? Ama işte ağalık böyle bir şey abi. Tabii bu eğlencenin, zevki sefanın yanı sıra batıdan getirilen, yani Fransa'dan getirilen bir de matbaa var. Az önce bahsettiğim 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Çelebi ve bir de onun yanındaki arkadaş İbrahim Müteferrika batıdan matbaayı getiriyorlar. Şimdi matbaanın gelmesi Osmanlı'da bazı kesimleri rahatsız ediyor. Neden? Çünkü bu dönemde Kur'an-ı Kerim abi elle yazılıyor. İşte dini eserler ellerle yazılıyor. Etrafına süslemeler yapılıyor. Tesip sanatı, hattatlar vesaire iş korkusuna düşüyor. Şimdi bu iş korkusundan dolayı bu dönemde dini kitap basmayı çok uygun görmüyorlar. Ancak basılan fen kitapları da hiç kimse tarafından okunmuyor. Neden? Elle yazılan bu Kur'an-ı Kerim eserlerini, dini eserleri matbaaya vermiyorlar biliyor musunuz? İnsanlar işsiz kalmasın diye. Çünkü matbaadan çıkan bir ürün ne olur? Daha ucuz olur diyebilirsiniz ama bu tez çürütüldü. Kendi hocam tarafından yazılan bir makalede bu tezi çürüttüler. O dönemde yazılan bu el yazmaları olduğu için daha ucuz. Matbaa ise daha pahalıya denk geliyor. Ama ne olursa olsun bizim hatta bu Türk geleneklerinden birisidir. Abi şeyden vazgeçemiyoruz. Bu okumamazlıktan, cahillikten vazgeçemiyoruz. Kimse kitapları talep etmiyor. Bu yüzden kurulan onlarca düzenekler, matbaalar kapatılıyor. Kimse okumayınca. Dediğim gibi matbaa şöyle dursun. Zaten biz o batıdan gelen sandalyelere bile oturmayı başaramamışız o dönemde. Velhasıl kelam bak. Oğlum. Bu da mı şaka lan? Oğlum ben o tam da cümlenin üstüne olmaz ya. Sandalye derken. Abi biz hala başaramıyoruz. Abi gidiyordu. Şey kapatmadınız. Neyi kapatacaktım? Söylemediniz ki. Oha. Şimdi daha da gider. Oo. Ortaladın mı? 21. yüzyıldayız, ben hala oturamıyorum. Geldim 28 Mehmet Çelebi'ye laf ettim, al işte karşıma geldi. Karma deniyor değil mi buna? Dediğim gibi yani velhasıl kelam şöyle toparlayalım, konuyu da dağıttık. Bu dönemde bırakın matbaayı, adamlar sandalyeye bile oturamıyor yani. Canlı örneği burada duruyor. Bu dönemin aslında en büyük icatlarından birisi Gürcüler tarafından getirildiği iddia edilen, tahmin edilen abi aşı. Tam da bak pandemi dönemindeyiz. Bu çiçek aşısı. Çiçek aşısı bu dönemde bulunuyor. Osmanlı Devleti'nde çiçek aşısı dediğimiz bir aşı icat ediyor. Diyorlar ama bu tamamen basit usullerle yapılan bir aşı. İnsanların bu çiçeği geçirmiş, başarılı bir şekilde atlatmış kişilerin iyileşmiş derilerinden alınan bu hücreler sağlıklı bireylere verilerek hafiften hasta edilip abi böyle çiçek hastalığına karşı bir direnç oluşturuluyor. Bu dönemin İngiltere Büyükelçisi'nin eşi Mary Montagu denilen hanımefendi İngiltere'ye yazdığı mektuplardan anlaşılacağı üzere şundan bahsediyor. Türkler çiçeğe aşı dedikleri bir şey buldular. Çiçek hastalığına karşı böyle bir şey buldular diye iddia ediliyor. İlerleyen süreçte tabii İngilizler durum
durur mu? Kaynağın hemen kökenine iniyorlar. Osmanlı'dan aldıkları aşıyı İngiltere'ye götürüyorlar. İnsanlar üzerinde deneniyor. Hatta klasik müzik deyince aklımıza gelen ilk isim nedir? Wolfgang Amadeus Mozart küçükken bu aşıdan yapılıp hastalıktan kurtuluyor. Çiçek aşısı ilk defa İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de dediğim gibi bu ünlü ismi tedavi ediyor. Aşı gelişe gelişe tabii belli bir süre sonra hatta günümüzde Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın hastalıklar listesine çıkartılmış bir hastalıktır. Ve günümüzde %100 başarı sağlamış tek aşı olma özelliğine sahiptir. Lale devrinden bizden İngiltere'ye gitmiş. Tabii artık bu tarihçesi kimi yazıyor abi? Dünya Sağlık Örgütü'ne baktığımızda İngilizler tarafından tedavi edilmiş bir hastalık olarak geçiyor. Bunca olaylardan sonra Osmanlı Devleti gerçekle yüzleşmesi geri durmuyor. Az önceden beri anlattığım işte saraylara, sadabat asırlarına yapılan, ekilen bu çiçekler, laleler belli bir süre sonra Osmanlı'da bu kadar patlamaya, Osmanlı Devleti bu çiçeklerin alım satımına sınırlama koyuyor. Biz buna ne diyoruz? Nar sistemi dediğimiz fiyatlandırma koyuyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim en basit örnekle? Günümüzde biliyorsunuz pandemi patladı ya. Pandemide 3 liralık maskeler ne kadar olduydu? 10 lira, 20 lira, 30 lira falan satılıyordu. İşte Osmanlı Devleti de aynı bunun gibi bir örnekle karşı karşıya kaldığı için bu lalelerin satımına farz misal söylüyorum 5 akçe gibi bir ölçü koydu. Bu ölçütün üstünde kimse lale alıp satamadı. Az önce bahsettiğim Hollanda'da o insanlar işte intihar etti, borsası oluştu, aldılar, sattılar dedim ya. Bu durum Osmanlı'da oluşmuyor. Bu durum Osmanlı Devleti hafif atlatıyor. Ancak genel olarak baktığımızda zevki sefa ile geçen bu dönemde Osmanlı Devleti tabii ki de gerçekle yüzleşmesi uzun sürmüyor. Osmanlı o 12 yıllık rüyasından uyanıyor. Çünkü artık İran Savaşı başlamış. Şimdi İran Savaşı ile beraber bu dönemde de Osmanlı Devleti halka ne yüklüyor? Tabii ki vergi yüklüyor. Halk artık abi dayanamıyor ve isyana kalkıyor. Öncüleri kim? Patrona Halil. Patrona Halil dediğimiz bu beyefendi isyanda ön plana çıkıyor. Bu isyanla beraber sarayın önüne kadar geliyor. Sarayın önünde abi diyorlar padişah getir bakalım senin şu damat İbrahim Paşa'yı. Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı istiyorlar. Hatta padişah damadı olan Nevşehirli İbrahim'i o kadar çok seviyor ki diyor ki hatta Allah senden başka bana bir sadrazam nasip etmesin diyor. Ve kendi sadrazamı damat İbrahim Paşa'yı bu isyancıların eline öldürerek veriyor. Neden? Çünkü isyancılar ne yapar? İşkence yapar. Onu yerlerde sürükler. Paramparça ederler diye kendi elleriyle öldürerek veriyor isyancılara. Ve bununla kurtulabiliyor mu? Az önce ettiği duayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bundan sonra 3. Ahmet'e kimse bir daha sadrazam olmuyor. Çünkü 3. Ahmet de tahttan indiriliyor. O dönemde yapılan kasırlar, köşkler, saraylar, bahçelerin hepsi dağıtılıyor. Yerine geçen 1. Mahmut bunları korumak istiyor oysa ki. Ama o dönemle alakalı hiçbir şeyi bırakmamaya yemin etmiş bu patrona ve çevresi her şeyi yıkıyorlar. Patrona bu dönemde öncülük ettiği için kendisi para teklif ediliyor. Adam da karizmaya bak. Hayır ya diyor ben para falan istemiyorum diyor. Ben bunu halk için yaptım diyor. Ve parayı reddediyor. Şimdi patrona bir kahraman gibi oldu değil mi? 1. Mahmut'un ilk işi de patronayı 2 yıl sonra sarayın ortasına parçalatmak oluyor bu arada. Haliyle arkadaşlar Lale Devri de işte çok da uzun olmayan Lale'nin ömrü Osmanlı'daki Lale Devri ile aslında aynı. Çok kısa sürmüştür ve Lale Devri de bu şekilde sona ermiştir.